Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Bu hafta Honda ZRV ile beraberiz. Yeni bir araç, yeni bir model ve yeni bir motor teknolojisi var. 2 litrelik içten yanmalı benzinli bir motorumuz var ve 2 tane de elektrikli motorumuz var. Yani bu araba tam hibrit şekilde çalışıyor. Farklı bir çalışma sistemi var. Sürüş kısmında sizlere detaylıca bu bilgileri vereceğim. Hatta Honda bu haftalarda yeni CR-V'nin de lansmanını yapıyor. O da ülkemizde satışa çıkacak. Ve yeni CR-V'de de aynı bu motor kullanılacak arkadaşlar. 2 litrelik benzinli elektrikli hibrit motor kullanılacak. Takipte kalın. Onun videosu da yakında gelecek. Şimdi gelin önce ZR-V'nin dış tasarım bilgisiyle bir incelememize başlayalım. Daha sonra sürüşe geçtikten sonra sizlere donanım, teknik bütün bilgileri aktarmış olayım. Videoya başlıyorum ama bir şey rica edeceğim. Hala abone olmayan arkadaşlar var. Sizlerin desteğini bekliyorum arkadaşlar. Sol alt köşeden abone olursanız, videoyu beğenirseniz memnun kalırım. Hadi gelin tasarımla incelememize başlayalım. Evet, Honda ZR-V tasarım olarak arkadaşlar artık Honda bu modelinde böyle biraz daha Japon çizgilerinin dışına çıkmış gibi daha Avrupalı rakiplerine benzeyen bir tasarımı var. Yumuşak hatlara sahip ön yüzü var, biliyorsunuz Japon tasarımlarında çok fazla böyle girinti çıkıntı olur. Kimi insan Japon tasarımlarını hiç sevmezken kimisi de Japon tasarımlarının hastası oluyor. Ben aslında Honda'nın genel olarak tasarımlarını beğenen bir insanım. Yalnız bu araç bu yumuşak hatlarla daha böyle kaliteli, daha premium gibi duruyor. Özellikle ben ön panjurunu bayağı beğendim. Fotoğraflardaki gibi değil. Canlı gördüğünüzde bu panjurun boyutlu yapısı var. Böyle ileriye doğru uzanıyor. Ve piyano bileğe boyanmış arkadaşlar alttaki etekle beraber. Burası gerçekten güzel duruyor. Ön tarafta uzun far asistanına sahip LED aydınlatmalarımız var. Bu arada Honda ZR-V'yi tek donanım seçeneğiyle satın alıyorsunuz arkadaşlar. Advanced donanımla şu an ülkemizde satışta. Bir de bu arabayla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bana en çok soru bu arabanın segmentinin ne olduğu hakkında geldi. Ben de Honda yetkililerine sordum. Honda'nın bana söylediği D segmentine konumlandırıyorlar. ERV ile CRV'nin arasında bir araç olarak konumlandırıyorlar. Bana sorarsanız D segmenti değil. Evet, fiyat olarak belki D segmenti araçlara yakın ama boyut olarak, bagaj hacmi olarak, sunduğu özellikler olarak sanki C segmenti araçlara daha fazla benziyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ama Honda'nın söylediği bu araç D segmenti arkadaşlar. C Plus diyelim, tatlıya bağlayalım hatta biz bu işi. Şimdi ön tasarımına güzel dedik. Yan tarafa dönüyorum. Yan tarafta bence birkaç eksiği var. Bu bir SUV araç ve SUV'lerde klasik olarak biliyorsunuz tavan barı olur. Ama bu araçta maalesef yok. Yeni CR-V'de de muhtemelen tavan barı gelmeyecek. Altta maşpiyelimiz ise kapıyla beraber açılmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Normal sedan araçlar gibi açılıyor. Çamurluk lodiklerimiz var. Piyano bileğe boyanmış. 225, 55, 18 inç ebatında çift renkli jantlarımız var. Jantların tasarımı güzel. Araba kütleleri durduğu için 18 jantlar bile küçük duruyor. Şimdi yavaş yavaş şöyle arka tasarıma dönüyorum. C sütunu böyle biraz daha eğimli arkadaşlar. İşte buradan da Avrupalı rakiplerine, özellikle Mercedes'e, G serisine biraz daha fazla benziyor. Tam şu açıdan göstereyim. Bilmiyorum sizler benzetecek misiniz ama gerçekten böyle Avrupalı rakiplerine daha fazla benziyor. Japon gibi değil bu araba. Arka çapraza gelelim. Premium görüntü burada da var. Honda CV'yi eleştirmiştim ben arka tarafta kalın aydınlatmalar kullanılıyor diye. Burada ise ince bir LED ışık çizgisi kullanmışlar. Daha şık duruyor. Arkadaki aydınlatmalarımız LED şekilde yanıyor arkadaşlar. Ama gene benim Honda'da istediğim bir özellik var ki bakın ortada bir logomuz var değil mi? Gene mavi çerçeveli hibrit olduğu için mavi çerçeveli logomuz var. Bak bu logo ön tarafta büyük, güzel duruyor. Arka tarafta kasasına, kütlesine göre daha küçük duruyor. Artık Honda'da diğer rakipleri gibi yani modern tasarım dili gibi Honda yazısını şuraya büyük puntolarla yazabilir. Çünkü Honda'nın o yazı stili tam böyle buraya oturacak şekilde. Bence Honda yetkilileri bunu bir düşünmesi gerekiyor. Yeni CR-V'de de aynı bu şekilde geliyor. Aynısını onda da söyleyeceğim muhtemelen. Ben böyle bir tasarım detayı bekliyorum. Çift egzoz çıkışımız var. 2 litrelik motorumuz var tabii ki. 2 egzoz çıkışımız da gerçek arkadaşlar. Sadece uçları sahte, içerisinde egzoz boruları yer alıyor. Piyano bilek alt difüzörümüz mevcut. Şöyle aşağıya eğeyim. Görebildiğiniz gibi bağımsız arka süspansiyonumuz var. Evet, şimdi bagajını bir kaldıralım isterseniz. Elektrikli bagaj kapağımız var. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Anahtarımız da böyle minik Honda'nın logosunun bulunduğu piyano bilek detaylı bir anahtarımız var arkadaşlar. Şöyle uzun basıyorum gene buraya. Bagajımız otomatik bir şekilde, elektrikli bir şekilde açılıyor. Evet, en çok eleştiriyi bu araç burada bagajında alıyor aslında. 380 litrelik koltuklar yattığında 1301 litrelik bir bagaj alanımız var. Genelde otomobil severler tarafından burası bir hayli eleştiriliyor. Aslında Avrupa standartları için, Avrupa aileleri için bu bagaj hacmi yeterli seviyede ama bizde biraz daha aileler geniş olduğu için ve seyahatlerde bu bagaja ekstra böyle eşya yüklediğimiz için, turşu bidonunu vesaire koyduğumuz için burası biraz bize küçük geliyor. Bana sorarsanız yeterli.
Duvarlarda bakın buralarda sert malzemeler ve öyle girintili çıkıntılı detaylar var. LED aydınlatmamız var. Eşya kancalarımız var. Sağ tarafta 12 voltluk bir güç çıkışımız var. Burada Bose ses sisteminin subwooferı var. Şöyle zemini de kaldırıyorum. Tamir kitlerini vesaire buradan da onlara ulaşabiliyoruz. Pandizot'un zemini plastik. Burası silinebilir. Güzel. Burayı gene elektrikli bir şekilde öyle kapatalım. Size bir kapı sesi dinleteyim hemen. Güzel. Kapı sesleri güzel. Arka kapı iyi. Ön kapı daha iyi. Bak ön kapı gerçekten daha başarılı. Kaputumuzu kaldıralım. Evet şöyle kaput altında size bir göstereyim. 2 litrelik motorumuz burada arkadaşlar. Honda yazımız vesaire kapaklı bir şekilde burayı güzel yerleştirmişler. Şanzıman ünitesinin içerisinde yani bu bölmede 2 tane elektrikli motorumuz var. Arabayı yürüten güç aslında buradaki bu elektrikli motorlar. Burası da bu şekilde. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Bu arada şu an araba çalışıyor. Sesini duymuyorsunuzdur. Çünkü elektrikli motor gücü veriyor. İçten yanmalı motor şu an stop durumunda. Evet burayı kapatalım. Bir arka koltuğa geçelim. Bir de orayı göstereyim size. Evet arkadaşlar sürücü koltuğunu kendime göre ayarladım. 1.74 boyundayım arka tarafta. Kendimin arkasında acayip rahatım. Bakın ayaklarım ileriye doğru uzatabiliyorum ve hatta şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bacak bacak üstüne de atabiliyorum. Yaşam alanı olarak gerçekten araba çok iddialı. Bagajdan almışlar, iç hacme vermişler. İşte aslında Japonların, Honda'nın daha doğrusu hedef kitlesi Avrupalı kullanıcılar arkadaşlar. Motor hacminden de bunu anlıyoruz. Buradaki alanlardan da bunu anlıyoruz. Bagaja biraz daha az önem veriyorlar. İç alanı biraz daha geniş tutuyorlar. Ön kol dayamanın arkasında 2 tane havalandırmamız var. 2 tane de Type-C çıkışımız burada yer alıyor. Şaft tüneli yok denecek kadar az. Üçüncü bir kişi buraya çok rahat oturabilir. Arka yaşam alanı geniş, koltuklarımız da geniş. Hem koltukların oturma pozisyonu güzel hem de gerçekten oturduğunuzda baldır desteğini sağlayacak şekilde geniş yapıya sahip. Arka taraftaki kol dayamayı da şöyle indireyim. 2 tane bardaklığımız burada. Yukarıya kaldırıyorum kamerayı. 2 tane LED okuma aydınlatmamız burada. Ve panoramik cam tavanımız var. Elektrikli bir şekilde cam tavan açılıyor. Aynı zamanda perdesi de elektrikli bir şekilde açılıyor. Koltukların arkasında da şöyle eşya cepleri mevcut arkadaşlar. Dönelim kapı içine. Bak buralarda güzel. Öncelikle tek tuşla açılan bir camımız var. Açıldığında şu alan kapalı kalıyor. Gene tek tuşla burayı kapatabiliyorsunuz. Kapı içerisinde arkadaşlar aşağıya kadar yumuşak malzeme kullanmışlar. Bak burası yumuşak malzeme. Güzel detaylar var. Yumuşak malzeme, yumuşak malzeme. Koltuk ısıtmamız da arka taraf için 3 kademeli koltuk ısıtmamız mevcut. 2 tane de hoparlörümüzü Twitter'da buradan görebilirsiniz. Saklama alanı hem şurada var küçük bir saklama alanı hem de şöyle büyük şeyi koyabileceğiniz büyük bir saklama alanı da orada yer alıyor. Burası bu şekilde. Şimdi geçelim sürücü koltuğuna biraz da size orayı göstereyim. Arka koltukları çekerken kapılar açıktı. Dışarının sesi çok fazla geliyordu. Sürücü koltuğuna geçtim. Kapıyı kapattım. İçeride inanılmaz sessiz bir ortam var arkadaşlar. Burası tam anlamıyla Civic diyebilirim. Civic'e çok fazla benziyor. Ortada bulunan bu hava menfezleri, ızgara menfezleri. Civic'te burayı sevmeyen pek çok arkadaş vardı. Kimisi buranın tasarımını seviyor. Kimisi sevmiyor ama güzel bir tasarım var. Nostaljiye böyle gönderme yapıyor gibi. Burada metal parçalar kullanılmış arkadaşlar. Klima sistemi de aynı Civic'te kullanılanla aynısı. Kablosuz şarj özelliğine sahip bir bölüm var. Burada herhangi bir kapak yok. 2 tane bardaklığımız var. Orta tarafta şık bir vites kontrol ünitesi var. Buranın renkleri güzel. Bak şöyle geri vitesi alayım hatta. Yeşil. Dry modunda bu çerçevede yanan yeşil. Bunların tonu, rengi gayet güzel arkadaşlar. Sürüş modlarını değiştirebileceğimiz bir bölüm. Eğim iniş kontrolü, elektronik park frenimiz buralarda yer alıyor. Şuraya bir saklama alanı daha yapmışlar. Buraya ufak tefek eşyaları koyabilirsiniz. Aynı zamanda hem sürücü tarafında hem de yolcu tarafında USB çıkışları yer alıyor. Kol dayamayı da bir kaldırayım. Buranın genişliği de bu şekilde arkadaşlar. Döndüm multimedya ekranına. Buradaki ekran da Honda'nın diğer modellerinde hatta Civic'te kullanılan ekrana biraz fazla benziyor ama ufak tefek revizyonlar yapılmış. Geri görüş kamerasını bir göstereyim size. 3 farklı açıyla burayı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar park modunu alalım. Home tuşuna gelelim. Çözünürlüğü çok yüksek bir ekran maalesef değil. Ama ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ekran. Herhangi bir kasma donma ben yaşamadım. Bir problem yok. Android Auto, Apple CarPlay ekranda bu arada mevcut. Ön koltuklarda da koltuk ısıtmamız var. Şöyle bir de torpidoyu açayım. Burası da yavaş açılıyor. Hatta yavaş açılmayı bırak bayağı açılmıyor gibi. Yavaş yavaş aşağıya iniyor. Bu şekilde açılan bir torpidomuz da mevcut arkadaşlar. Evet şöyle genel tekrar bakalım. Direksiyonumuz diğer modellerdeki direksiyon. Öndeki ekranı ben çok fazla beğendim. Sürüş esnasında hatta ACC'yi açtığınızda trafikteki bütün araçları burada görebiliyorsunuz. Kamyonu kamyon olarak gösteriyor. Binek aracı binek araç olarak gösteriyor. Şöyle bak sinyal vereyim.
Buradaki ekranda da sinyal yanıyor. Frene basayım. Oradaki ekrandaki ZRB'de frene basıyor arkadaşlar. Evet, bu arada head-up display'imiz de var. Yukarıda yumuşak malzemelerimiz var. Şurada kullanılan malzemeler de yumuşak. Burası bu şekilde. Genel olarak herhalde her şeyi söylemişimdir. Bir de şurada gözlük saklama kabımız var. Burada bir ayna yok. Burayı da gösterdikten sonra ne yapıyoruz? Şimdi sürüşüne çıkıyoruz. Asıl teknik detayları sürüşünde konuşuyoruz. Sürüşte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, koltuğumuzu ayarladık. Direksiyonumuzu ayarladık. Şimdi ZRV'mizin şu an drive'a basıyorum ve sürüşüne başlıyoruz arkadaşlar. Gene öncelikle konforla başlayalım. Motor kısmını ikinci yarıya bırakalım. Motor kısmını detaylıca konuşacağız çünkü. Şunu söyleyeyim öncelikle arkadaşlar. Acayip geniş bir görüş alanı var arabanın. Yani cam yüzey alanı çok büyük. Ağaç sütunları çok ince. Ne ön tarafta, sol tarafta ne de sağ tarafta çaprazda kör nokta probleminiz yok. Dikiz aynalar çok büyük. Yan dikiz aynalarımız büyük ve kapıya entegre etmişler. Kapıya monte etmişler. Çapraz görüşü de orası engellemiyor. Konfora gelecek olursak. Bak, koltuklar gerçekten rahat. Arkadaki koltuklarda olduğu gibi ön tarafın da baldır destekleri yeterli seviyede. En azından benim boyum için gayet yeterli seviyede. Belki 1.80'den daha büyük insanlar, 85'ten daha büyük insanlar baldır desteği anlamında biraz daha iyisini isteyebilirler ama bizim boylar için yeterli seviyede diyebilirim. Koltukların elektrikli olması, iki ayrı hafızaya sahip olması güzel. Isıtmamız vesaire de mevcut. 3 aylık kademeli. Bu arada baldır desteğini de elektrikli bir şekilde baldır bölmesini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Araba içerisinde bak, motor sesi sıfır. Şu an elektrikli motora da gitmiyorum, hatta içten yanmalı motor çalışıyor. Hatta öndeki ekranı ben sizin için açtım. Buradan da takip edebilirsiniz. Hangi motorun çalıştığını, hangisinin tekere güç ilettiğini buradan da görebilirsiniz. İçten yanmalı motor çalışmasına rağmen kabin içerisine ses gelmiyor. Rüzgar sesi ön taraftan da gelmiyor ama yol uğultusu bu arabada hala var. Japonların çözemediği bir problem olarak gene karşımıza çıkıyor. Ben bunda biraz daha konforu, en azından yol gürültüsünü azaltmışlardır diye düşündüm ama öyle değil. Yol uğultusu var. Ön taraftan gene gelmiyor bak. Arka taraftan daha fazla geliyor. Yani sanki bagaj alanı açık gibi, bagaj kapağı açık gibi. Hatta ben ilk test sürüşüne başlamadan önce arabayı teslim aldım. İlk böyle yüksek süratlere çıktığımda döndüm bir arka tarafa baktım. Acaba açık cam falan mı var? O kadar bak, yol sesi geliyor arka tarafta. Tabii içerinin geniş olmasıyla yankı da yapıyordur. Yalnız bu söylediklerim arkadaşlar 110 kilometrelerden sonra otoyol süratlerinde ve radyonuz tamamen kapalıyken çok güzel bir ses sistemi var. Bose ses sistemi var, 12 hoparlörlü. Onu bir miktar açtığınızda bu sesleri duymuyorsunuz. Ama işte uzun yolda kardeşim ben radyoyu kapatacağım, konforlu sessizce seyahat yapacağım diyorsanız işte burada yol sesi gene maalesef Honda'nın büyük problemi olarak gene karşımıza çıkıyor. Honda kullanmayı özlemişim ya. Biliyorsunuz ben de bir Honda sahibiydim. Yıllarca Honda'ya bindim ve Honda tutkunuyum aslında. Severim Honda markasını. Gerçekten de özlemişim ya. Bu arabaların havası bir başka. Nedense bilmiyorum. Benim ayrı bir sempatim var Honda markasına. Konforun diğer etabına geçelim. İçeride hissettirdiği nasıl? Süspansiyon konforu nasıl? Bak bu arada şerit takip ne güzel beni şeridime soktu. Elimi bıraktım. Bırakmamam gerekir. Hemen yorumlara yazacaksınız muhtemelen. Elini bırakarak kullanma şu arabayı diye. İşte alışkanlık. İnşallah bırakmamaya çalışıyorum ben de. Güzel uyardı bak. Neyse, konfor anlamında arkadaşlar süspansiyon konforu güzel. Darbe sönümlemesi şehir içerisinde herhangi bir problem yok. Bak 80 kilometreye geçtim. Sesimi biraz yükselttim. Gerçekten yol uğultusu arka taraftan fazlasıyla geliyor. Neyse, süspansiyonu iyi dedim. İçeride kullanılan malzemeler yumuşak olduğu için Honda'larda FD6'da sert malzeme vardı bilirsiniz. Civic'te FC5'le yumuşak malzemeye geçilmişti. Yumuşağa geçildiği an içeride bu trim sesi azalmıştı hatta. FC5 incelemesinde çok fazla konuşmuştuk biz bunu. Şimdi Honda diğer modellerinde de artık her tarafta yumuşak malzeme kullanıyor ve iyi malzeme kullanıyor arkadaşlar. Bu malzemelerin etkisi iyi işçilikle birleştiğinde içeride trim sesi yok. Arabayı ben epeydir kullanıyorum. Çukurlara vesaire girdim özellikle test etmek anlamına ama trim sesi ne ön taraftan ne yan taraftan duymadım. Bir uğultu, onun dışında benim konforla alakalı herhangi bir problemim yok. Neyse, konforu böylece bitirmiş olalım. Asıl olayımız motor. 2 litrelik motorumuz var. 143 beygir, 186 Nm'de bu motorun kağıt üzerindeki verileri. Şimdi ben bu rakamları söyledim. Eğer ki bu arabayı incelemediyseniz, bunu ilk defa duyduysanız şok olacaksınız. Araba yaklaşık 1639 kilo, 1650 kilo, hadi yağlarla beraber 1700 kilo diyelim hatta. Bu 1700 kiloluk kütleyi bu motor 8 saniyede 0'dan 100'e ulaştırıyor. Böyle söyleyince enteresan oldu değil mi? Evet, bu arabada 2 litrelik içten yanmalı bir motorumuz var ama bu arabayı asıl yürüten o motor değil. İçten yanmalı motor genel olarak tekerlere güç iletmiyor. Tekerlere gücü bu işte Honda'nın yeni nesil teknolojisi diye geçiyor. ECVT diye geçiyor hatta. Motorun tam ismini de söyleyeyim ben size. Intelligent Multi-Mode Drive diye geçiyor arkadaşlar. Nedir bu olay? Şimdi burada 2 tane elektrikli motorumuz var.
Elektrikli motorlardan birisi daha büyük, birisi biraz daha küçük. Küçük olan jeneratör görevini görüyor aslında. Yani içten yanmalı da üretilen bu enerjiyi, kinetik enerjiyi dinamo görevi görerek, dinamo görevi görüyor diyebiliriz biraz daha. Elektrik üretiyor. Elektrik enerjisini aslında hem diğer elektrikli motora, asıl tahrik gücüne karışan elektrikli motora iletiyor, hem de bataryalar iletiyor. Yalnız batarya dedim, büyük bir batarya beklemeyin. 1 kWh civarında, öyle çok büyük olmayan küçük bir bataryamız var. Yanılmıyorsam 30 kilogram ağırlığına sahip bir bataryaydı. Yani büyük bir bataryanız yok. Sadece elektrikli sürüşle bu arabayla uzun kilometreler seyredemiyorsunuz. İçten yanmalı motor çalışıyor. Jeneratör görevi görüyor bir nevi. Elektrik üretiliyor. Orada üretilen enerji elektrik enerjisine çevriliyor. Elektrik motoruna iletiliyor ve siz elektrikli sürüş yapıyorsunuz. Bakın şu an öndeki ekrandan bataryalardan tekere bir ok aktığını görebilirsiniz değil mi? Şu an görüyorsunuzdur inşallah, ışık parlamıyordur. Yani ben şu an sadece elektrikli motorla seyrediyorum. EV modla seyrediyorum. Biraz böyle gaza bastım. Bak içten yanmalı motordan da güç geldi. İşte güç istediğinizde içten yanmalı motor ECVT'nin yardımıyla tahrik sistemine müdahale ediyor ve içten yanmalı motor da tekerlere güç iletebiliyor. Bunu böyle niye detaylı anlattım? Nissan'la ve Toyota ile alakalı çok fazla soru gelmişti bu arabanın videosunu çekeceğim dediğimde. Nissan'da e-Power teknolojisi var biliyorsun. Oradaki içten yanmalı motor sadece jeneratör işlevi sağlıyor arkadaşlar. İçten yanmalı motor hiçbir şekilde Nissan'da tekerlere güç iletmiyor. Tekerlerin o tahrikine karışmıyor arkadaşlar. Nissan'da güç üretiliyor. Elektrikli motor bataryalardan gücü çekiyor. Bu elektriği çekiyor. Elektrikli motorla seyrediyorsunuz tamamen. Ama bunda öyle değil. Bunda evet elektrikli motorla da seyredebiliyorsunuz. Güç istediğinizde benzinli motor da devreye giriyor. Kağıt üzerindeki verileri tekrar güncelleyeceğiz. Bu motorlarla toplam gücüne baktığımızda arabanın 184 beygir gücü, 315 Nm'de torku oluyor ki böyle büyük arabalar için biliyorsunuz, SUV araçlar için tork değeri bizim için daha önemli. İşte bu güç ve tork değeri ile 1700 kilogramlık bu kütleyi 8 saniyede bu üçlü motorun karışımı diyelim sıfırdan 100 kilometreye ulaştırıyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir, bilmiyorum çok fazla mı kafanızı karıştırdım ama en sade bu şekilde anlatırım diye düşünmüştüm. Bir de şunu söyleyeceğim, gene çok fazla soru geliyor, bu kafalardaki soru işaretini giderelim. Bu araba plug-in hibrit değil. Volvo'daki gibi, işte Alfa'nın videosunu çektik oradaki gibi plug-in hibrit değil. Plug-in hibrit dediğimiz dışarıdan bu elektrik bataryalarını şarj edebildiğiniz sistem. Bu arabada öyle bir sistem yok arkadaşlar. Sadece içten yanmalı motorun ürettiği enerjiyle şarj edebiliyorsunuz. Bir de neyle şarj edebiliyorsunuz? Rejeneratif fren sistemiyle. Yani ayağımı gazdan çektim. Bakın okları görmüşsünüzdür ekrandan. Yeşile döndü oklar ve bataryaya doğru yol aldı. Yani tekerlerdeki kinetik enerjiyi bataryalara gönderiyor. Şimdi bir eksiden bahsedeceğim. Aslında benim için eksi. Belki sizler doğru bulursunuz bilmiyorum. Sizlerin düşüncesini bu konuda bekliyorum. Yorumlara yazın muhakkak. Şimdi rejeneratif fren sistemi dedim ya. Yani ayağımı gazdan çektiğimde bu kinetik enerji bataryalara elektrik olarak gidiyor. F1 kulakçık var bu arabada. F1 kulakçıkla şanzımana müdahale etmiyorsunuz. Rejeneratif fren sistemini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi ben size göstererek anlatacağım hatta bunu. Bak 70 kilometredeyim ben şu an. Arkama bakıyorum, yol müsait gibi. Ayağımı gazdan çektim. 69'a düştüm. 68, 67, 66. Akışkan bir şekilde gidiyorum değil mi? Bak rejeneratifi şu an maksimuma alıyorum. Şöyle sağ şeride geçelim hatta daha güvenli olsun. Gene 70 kilometreye çıkıyorum. Çektim ayağımı gazdan. 65, 63, 60. Bak durmak üzere gibiyim neredeyse. Fren ışığını yakmadı bu arada. 49. Evet frenlerim yanmıyor. Diğer araçlarda, diğer markalarda fren ışığı da yanıyordu. Frenler yanmadı. 30 kilometreye kadar düştüm. Ben frenleme yapmadım. Yani rejeneratifi maksimum alıp kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Diğer elektrikli ve hibrit araçlarda olan bir özellik. Yalnız Honda mühendisleri nasıl bir mantıkla yaptılar anlamıyorum ama ben bak şu an ayağımı gazdan çektim. Rejeneratifi maksimuma almıştım. Ama onun süresi var. 5-10 saniye içerisinde rejeneratif fren sistemi maksimumdan minimuma tekrar düşüyor. Yani ben bunu anlamadım. Ben bunu maksimuma alıyorsam ayarını değiştirene kadar maksimumda kullanacağım anlamına geliyor değil mi? Yani bunu sen niye 5 saniye sonra iptal ediyorsun kardeşim? Ben bunu anlamadım bak. Doğru olan bu mudur bilmiyorum. Sizin düşüncenizi de bekliyorum. Ama bana bu mantıksız geldi. Ben neyi ayarladıysam orada devam etsin yani. Neyse bundan söyledikten sonra yakıt tüketimine gelelim. Şimdi ben bu arabayı teslim aldım. Uzun süredir kullanıyorum. Ve arabanın dış çekimini, tasarımını vesaire çekerken arabanın motorunu çalıştırdım. Genellikle elektrikli motor çalıştı ama benzinli motor ara ara devreye girerek bataryaları doldurdu. Buna rağmen arkadaşlar ilk aldığımda sıfırlamıştım. Şu an ortalama tüketimim 5.6 litre. Şehir içerisine de girdim. ACC'nin şehir içerisinde çalışmasını test etmek için yoğun trafiğe de girdim. Uzun yolda yaptım ama testimin %70'i, 65'i uzun yol diyebilirim.
5.6 litrelik ortalama tüketimim var. Eğer ki hibrit araçları ve bu aracı gaz pedalini kullanmayı öğrenirseniz, hibritin nasıl kullanıldığını öğrenirseniz, siz bu arabayla çok rahat 5-5.5 litre arasında şehir içerisinde gezersiniz. Bak, bunun garantisini veriyorum. Uzun yolda belki biraz daha yükselir. Şimdi bu arada araba 2 litrelik motor arkadaşlar. Buna rağmen böyle güzel bir tüketim değeri var. Tabii bu arabanın bir de performansını merak ediyorsunuzdur. Şimdi şöyle ileriye duracağım. Bir de 0-100 performansı göstereceğim sizlere. O 8 saniyeye bakalım biz ulaşabileceğiz mi? Bu arada arabanın maksimum sürati 173 km arkadaşlar. Bu belki bazı kullanıcılar tarafından eleştirilebilir. Kadranda çünkü 220 yazıyor. 173'e sınırlıyorsan bari buraya 220 yazma arkadaş diye yorumları çok fazla okuyorum ben. Aslında arkadaşların haklılık payı var. Bu arada önümdeki ekranda bak 4.3 diyor mevcut sürüşün ortalaması. Ben tabii teste başladıktan sonra arabayı birkaç kere stop edip çalıştırdığım oldu. En son çalıştıktan sonra 4.3 yakmışım ki genel olarak uzun yolda yaptım ben bunu. Uzun yolda demek 5 litrenin altına da bu arabayı düşürmeniz gayet olası. Neyse, şöyle bir kenara duralım. Klimayı bir kapatalım. Koltuk ısıtmamı da kapatacağım. Bütün ısıtıcıları kapatacağım. Bakalım 8 litreye ulaşabileceğiz mi? Dörtlümüzü yakalım. Şu an sürüş modunu da spora aldım arkadaşlar. Evet, yolum müsait. Dip gaz yapıyorum. Oo, güzel. Çok güzel. Biraz böyle sardı. Güzel performansı var ama. 100 kilometreye ulaştım. ...130... İyi, güzel performans. 150... Tırlar önüme gelecek gibi. 160 kilometrede ayağımı gazdan çektim. Evet, maksimum sürate yaklaştık neticede. Dörtlümüzü kapatalım. Güzel, ilk kalkış performansı çok iyi. Koltuğa yapıştırıyor bak. 1700 kilogramlık bir araç için iyi bir performans bence. Şurada tekrar mı yapsak ya? Bayağı hoşuma gitti hakikaten. Neyse, bu arada sürüş modu dedim. Onlardan da bir bahsetmek istiyorum. Tekrar şöyle orta şeride geçeyim ben. Arkadaşlar, ortadaki ekrandan 4 farklı sürüş modumuz var. Bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Normal, Eco, Spor, bir de burada Kar modumuz var. Kar modu önemli. Böyle elektrikli araçlar için önemli. Niye önemli? Çünkü karda, yumuşak zeminde ani gaza basmalar sonucunda zaten kazalar oluyor. Patinaja düşüyorsunuz, arabayı kara saplayabiliyorsunuz. Kar modunu aldığınızda bu ani gazlamanın elektronik olarak önüne geçmiş oluyor Honda'nın ZRV'si. Evet, konforu söyledik, motoru söyledik, performansını söyledik. Şimdi bir ufak da donanımından bahsedelim. Tek donanım paketiyle geliyor demiştik. Araba donanım anlamında kullanıcılarını memnun edecek seviyede arkadaşlar. Advanced donanıma tek bir opsiyon satın alabilirsiniz. O da kör nokta uyarı sistemi arkadaşlar. Şu an bu araçta maalesef kör nokta uyarı opsiyon olarak eklenmemiş. Onun dışında güvenlik anlamında şerit takip var, şeritte tutma var ki bunlar çok güzel çalışıyor. Ben size ACC'yi yoğun trafikte göstereceğim, detaylı da anlatacağım. Çarpışma uyarı sistemi var, çarpışma hafifletici fren ve gaz sistemi var arkadaşlar. Head-up display'imiz var. Diğer donanımları, koltuk ısıtma, elektrikli bagajı zaten saydığım için tekrar saymıyorum. Şimdi asıl olaya gelelim. Bak, buraya kadar herhangi bir problem yok. Arabadan çok memnunuz ki ben bir Hondacı olarak gerçekten bu arabayı da beğendim. İçine bindiğim andan beri araba gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu abartmak için söylemiyorum. Ama'ya gelelim. Asıl olayımız. Bu araba 2 litrelik motorla geldiği için %150'lik vergi bareminde, %150'lik ÖTV bareminde arkadaşlar. İşte Honda Türkiye'yi ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Buradan aslında isyanım Honda Türkiye yetkililerine. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız belki sesimizi duyurmak anlamında etkili olabilir, biraz daha faydası olabilir. Şimdi arkadaşlar, bu arabanın 1.5 litrelik bir motoru var. Ülkemize getirilmiyor maalesef. Ülkemize sadece bu 2 litrelik motor geliyor. 2 litrelik olduğu için %150 ÖTV ödüyorsunuz ya. Bu araba 1.5'lik motoruyla satılsaydı fiyatı ne olacaktı biliyor musunuz? 2 milyon 600 liralık fiyatı 1 milyon 600 bandında olacaktı. 1.600-1.700 bandında olacaktı. Nereden baksanız 1 milyon lira bu araba ucuz olacaktı. İşte o zaman rakipleriyle ciddi anlamda rekabete girerdi. Hatta bence Honda ZRV yok satardı. Bak, bunu iddialı söylüyorum. Ama şimdi 2.5 milyon, 2 milyon 600 liralık bir fiyatla sen piyasaya girdiğinde alternatifin çok. İşte bu fiyatlara çıkıyorsa insanlar premium alabilir. Daha farklı markalar alabilir. Ya bu 2 litre olayını çözemedim. Hadi şimdi Honda'yı seviyoruz diyelim. Honda fanatiyiz. Honda ZRV hoşumuza gitti. Bu arabaya eder diyoruz. 2 milyon 600 lira para verdik. Sadece ilk alışta 1 milyon fazla vermekte bitmiyor iş. Bir de siz bu arabanın 1.5'lik motoruna göre ekstra vergi ödeyeceksiniz arkadaşlar. MTB ödeyeceksiniz. Adam 3-4 bin lira vergi öderken siz belki 8-10 bin lira yıllık vergi ödeyeceksiniz. Yani bu masraf katlana katlana büyüyor. Honda Türkiye bunun farkında değil mi diye düşünüyorum.
farkında olmama ihtimali yok. 2 litrelik bir arabanın, bu segment bir arabanın Türkiye'de satması zor. Ya premium segmentteki araçlar bile 1.6 litrelik motorlar getiriyor. Hatta işte Audi 1.0 motor getiriyor. Özellikle C segmentinde A3'e vesaire 1.0 motor koyuyor. Neden? Çünkü vergi sisteminden dolayı. Vergi sisteminde inanılmaz uçurum var. Evet, Honda dünyaya satıyorum ben bu arabayı. Türkiye umurunda değil diye düşünebilir ama Türkiye'de iyi otomobil satışları olan bir ülke neticede. Yani bunların hesaba katılması gerekirdi. Ben bu konuda Honda Türkiye'yi bir miktar eleştiriyorum arkadaşlar. Bu arabada öyle, CR-V'ye de aynı motoru getirecekler. Muhtemelen CR-V de fiyat anlamında rekabetçi olmadığı için satış adetleri bir miktar daha aşağıda kalacak. Şimdi sözlerime bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arabanın hemen rakip firması Toyota var mesela, değil mi? Toyota'da 1.8 litrelik motor var ama Toyota o motoru üretildiğinden beri devlet tarafından ÖTV desteğiyle satılıyor. Kampanyalı satılıyor. 1.8 olan araba 1.6 litrenin altındaki araçlarla aynı vergi diliminde ilk satışı gerçekleştiriliyor. MTV olarak yine 1.8 ödüyorsunuz. Ama arabayı satın alırken indirimli, ÖTV indirimli satın alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Toyota Türkiye'ye böyle bir imtiyaz, böyle bir ayrıcalık tanınmış mı? Tanınmış. Neden tanınmış? Türkiye'de üretiliyor diye, yerli üretiliyor diye. İşte CHR vesaire Türkiye'de üretiliyor ya. Bu sebeple desteklenmesi adına böyle bir ayrıcalık tanınmış. Honda da aslında Türkiye'de üretiyordu. Türkiye pazarından gitti. Çıkması işte bir dezavantaj oldu. Ters bir zamanda çıktı. Keşke Honda Türkiye fabrikayı kapatmasaydı. Belki bu araçlar da kampanyalı satılırdı. Toyota gibi kampanyalı satılırdı. İşte o zaman gerçekten rekabetçi bir araç olurdu arkadaşlar. Şimdi fiyatı yüksek olduğu için tam bir yorum yapamıyorum. Yani sizin insafınıza bırakıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? ACC'yi açacağım. Şehir içi trafiğine gireceğim. Size ACC'nin ne kadar iyi çalıştığını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şehir içi yoğun trafiğe girdik şu an. Arabada şerit takibi direksiyon üzerinden açabiliyorsunuz. Ama şerit takibi açmasam bile şeritte tutma asistanı ben şeritten çıkarken hem sesli uyarıyor hem de gene şeride sokuyor. Şerit takibi açarsam iki şeridi nizami ortalıyor ve çok iyi çalışıyor gerçekten. Mesela ben Nissan'a örnek vermiştim video içerisinde. Nissan'dan çok daha iyi çalışıyor bu sistem. Şeritler silik ama şu an okudu. Ben ACC'yi de açtım şöyle. Hatta 55 kilometreye ayarladım. Direksiyonu bıraktım. Kendisi seyrediyor. Önündeki araçları ekranda gösteriyor. Büyük arabayı büyük araba olarak, küçük arabayı küçük araba olarak gösteriyor. Bak virajı gayet stabil şekilde aldı. Ne çok sağa ne çok sola çıkartmadı. Elini tut uyarısını yeni verdi. Şu an tuttum, bıraktım. Öndeki ışık keşke kırmızı yansaydı. Ha, yandı ama artık ben frenleme yapacağım. Önde araç olmadığı için. Bir sonraki ışıkta göstereceğim ben size artık onu. Evet, ben tekrar şehir içi hıza ulaştım. 55 kilometre ayarladım. Direksiyonu bıraktım. Şerit takip şu an beni kendisi yürütüyor arkadaşlar. Ha, ön tarafta kırmızı ışık yanıyor. Güzel. Orada aracın nasıl durduğunu size göstermiş olurum. Evet, önde trafik duruyor. Frenleme yaptı. Ben herhangi bir şekilde frenleme yapmıyorum. Elini tut uyarısı verdi. Tuttum, bıraktım. Evet, frenleme yapmadım ben arkadaşlar. Öndeki araca göre ayarladı. Bak, yeşil ışık yandı. Çok iyi denk geldi. Durdu dedi. Rese basmadan hareket edecek mi bakıyorum. Evet, hareket etmedi. Rese basmam gerekiyor. Gene bunda da aynı Honda'da olduğu gibi muhtemelen 5-6 saniye içerisinde yeşil ışık yanarsa hareket ediyor. 5-6 saniyeden daha uzun beklerseniz artı res butonuna basmanız gerekiyor. Gene ben 55'e ayarlamıştım. Rese bastığım için aynı ayarladığım yerden devam ediyor arkadaşlar. Şeritleri okuyor bak baya. Şu an baya virajdayız. Kendisi dönüyor. Ama şurayı ben bir destek olma ihtiyacı duydum. Arkadan araba geliyor. Trafiği de çok tehlikeye atmak istemedim. Bu yola ben hemen hemen her aracı sokuyorum arkadaşlar. Bu yolda en başarılı marka Volvo'ydu. Bak onu tek geçiyorum. Diğer markalar şeritlerin hep dışına çıktı. Biraz böyle virajlı ve dar bir yol. Trafiğin biraz daha aktığı bir yol. Bakalım Honda burada ne yapacak? ZR-V burada ne yapacak? Arada direksiyonu tutuyorum uyarıdan dolayı. Onun dışında bir problem yok. Evet. Benim hızım 55 kilometreye ayarlı. Öndeki araca göre gidiyoruz yalnız. Evet, dönüyor mu? Güzel. Sağ tarafta da araçlar var. Güzel. Bak burayı iyi döndü. Burada genelde şeritten çıkıyordum diğer araçlarda. Dönme devam ediyor. Direksiyonu fark etmişsinizdir. Direksiyonu tut uyarısı veriyor. Şöyle bir elimi değdireyim. Tamam, tuttum, bıraktım. Evet, burayı da güzel döneceğiz gibi. Güzel. Evet, burayı da tam şeridin ortasında döndü arkadaşlar. Ya sağda da böyle ekstra hani şerit dışında araçlar durduğu için diğer arabaların sensörleri çok fazla karışlıyor. Evet, kırmızı uyarıyı verene kadar tutmamıştım. Gayet güzel. Yani
Honda'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Civic'inde, Accord'unda olduğu gibi buradaki de ACC'ler, şerit takipler gerçekten başarılı çalışıyor. Diğer markalara göre daha randımanlı, daha istikrarlı çalışıyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu beğendim. Evet, sizlere ACC'yi de gösterdikten sonra videoyu bitirebilirim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı, güzel bir ZRV incelemesi olmuştur. Merak ettiklerinizi gene yorumlara yazabilirsiniz veya direkt Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada hala ACC ile seyrediyorum ben. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.